Faili meçhul cinayetlerin ne yazık ki Türkiye'nin adeta bir kaderi haline geldiği ya da Türkiye'de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanların kaderi haline geldiği gibi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Elimde birden çok isim var ama birkaç anımsatma yapmak isterim. 2 Nisan 1948'de Sabahattin Ali, 24 Mart 1978'de Doğan Öz, isimleri seçerek okuyorum. 22 Temmuz'da Kemal Türkler, Bahriye Üçok, 7 Mart'ta Çetin Emeç, 20 Eylül'de Musa Anter ve Onat Kutlar, 30 Aralık 1994'te Onat Kutlar, 2 Temmuz'da 35 insan, Sıddık Bilgin, tarihlerini söylemekten vazgeçeyim, Vedat Aydın ve benim canım arkadaşım Faik Candan, Metin Can, İzzet Kezer, Şerif Avşar takibini yaptığım Onat Kutlar, Gaffar Okkan, yine dostum Necip Hablemitoğlu ve meslektaşım Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi. Bütün bu isimler ve bu isimleri daha da çoğaltabiliriz. Herhalde bugünlerde ölümünü anacağımız, kendisini yeniden yad edeceğimiz Uğur Mumcu'nun adını biraz önce etmedim, 24 Ocak. Bütün bu insanlar yaşamlarını bir faili meçhul cinayetle yitirdiler. Bugün aynı zamanda Cemal Süreyya'yı da andık. Benden önce konuşan arkadaşlarım atıp yaptılar. Ben bir dörtlüğünü sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle soruyor, sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Şimdi düşünün arkadaşlar, gözünüzün önünde hasta ya da başka bir nedenle yitirdiğiniz, kendi elinizle toprağa verdiğiniz, ölüm nedenini bildiğiniz insanlar için bile yoğun acılar yaşarsınız. Eğer sizin en yakınınız, koynunda yattığınız anneniz, koynunda yattığınız babanız, koynunuza aldığınız eşiniz kaybolup gitmişse, nasıl öldüğü konusunda bir bilginiz yoksa, bunun hiç olmazsa adalet yoluyla ortaya çıkarılmasını, bu gerçeğin bulunmasını, acınızın biraz soğutulmasını istersiniz. Ama her faili meçhul cinayet bu soğuma imkanını dahi size vermez.